Hazır ayağınızın tozuyla da geldiniz. Yine metrolarla, evet. ulaşımla, e, Kanal İstanbul'la ilgili merak ettiğimiz şeyler var. Var mı evet. yeni bilgiler? Dün Ulaştırma Bakanımızla evet. e, beraberdik. E, ekonomi gazetecileriyle Hı -hı. Bir, bir araya geldik. Tabi biraz sohbet ettik. Hem işte İstanbul Havalimanı'nı da verdi arkadaşlar. Hemen onunla Hı -hı. ilgili sözlerini söyleyeyim. Çok önemli rakamlar söyledi. Dedik yani İstanbul Havalimanı'nın, hani biliyorsun bu konu çok speküle ediliyor. Ya bu havalimanına niye ihtiyaç vardı, niye bu kadar büyük havalimanı yaptık diye yenler bile var aramızda. E, burası bir balçıklı e, bir alandı dedi yani ekonomik değeri olmayan bir alanda 10 milyar euroluk bir yatırım yapıldı. Ee, ve şu anda ve, kamuya tek kuruş maliyet çıkmadı burada biliyorsun yap işlet devletle. Ee, ve şu anda kamuya e, bu noktada 22 milyar euroluk da bir gelir e, getirecek İstanbul Havalimanı. Yolcu sayılarıyla ilgili sorular oldu. Orada da 2019 yani 2020'de yolcu sayısının azalması pandemi dolayısıyla <laughs> e, azalması e, geri geliyor 2019 rakamlarına. Ulaşacağız dedi. Metro ile ilgili bilgiler verdi. İstanbul'da özellikle 2022'nin ilk çeyreğinde çok önemli metro yatırımları faaliyete geçecek. E, Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'da ciddi metro yatırımları yapıyor. E, yani birileri çıkıp işte onların yaptıklarını biz yaptık diye anlatsa da Ulaştırma Bakanlığı gerçekten yerin altında çalışıyor. İstanbul'un trafiğini çözecek yani bu araç yükünü kaldır kaldıramıyor artık yollar. Hanım, Yol biz yapsanız yaptık da yaptık Ben çok gülümsüyorum. Yani bana kızmasınlar izleyenler de ama bu işlerin başlama tarihi belli, evet. Ta bitememe <laughs> tarihi belli. Yani hani biz Maalesef. yaptık demenin bir anlamı da yok aslında. Doğru. Tabi ee, tabii burada hizmet yapılıyor. yerin altında insanlar çalışıyor ama söylediği gibi araç yükünü kaldıracak işi metro çözecek İstanbul'da. Ulaştırma Bakanlığı da İstanbul'da ciddi bir çalışma yürütüyor. Bu arada karayollarına ciddi yatırımlar yapıldığını hı hı. söyledi. Hem karayollarına hem demiryollarına ve o yatırımlar sadece yol olarak düşünmemek lazım. Mesela bir Osman Gazi Köprüsü, bir İzmir Otoyolu, Bursa'nın ve o bölgenin sanayisini, istihdamını, ihracatını arttırıcı rol oynadı. Ekonomiye de katkı yapıyor. Bu arada tabii 5G yatırımlarının milli teknolojiyle olacağını Hı -hı. da söyledi. Kanal İstanbul'la ilgili birkaç cümlesi de var. Tabii çok uzun bir sohbet yaptık, bugün gazetelerde var, ee, görebilir izleyicilerimiz. Kanal İstanbul'la ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini, ee, İstanbul Boğazı'nın yıllık 25 bin gemi kapasitesi Hı -hı. olduğunu ama şu anda 43 bin, ileriki yıllarda 75 bine çıkacağını bu geminin ve bu kapasiteyi kaldıramayacağını, netice itibariyle Boğaz içinde ciddi bir risk olduğunu söyledi. O yüzden de yeni bir su yoluna ihtiyaç var. Zaten Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler e, büyük liman yatırımlarına hı hı. girişmiş durumdalar. O yüzden Kanal İstanbul'la ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi diyeyim sana bir cümle. Arkadaşlar da İstanbul evet. Havalimanı ile ilgili bilgileri verdiler. E, Birçok ödülü var İstanbul Havalimanı.